Merhaba değerli hocam, Biyosan YouTube kanalına hoş geldin. Bu dersimde bitki büyüresine kaldığım yerden devam ediyorum. Bitkide taşıma bölümünü beraber isteyeceğiz. Önceki derslerimizde, ilk iki dersimizde öğrendiğimiz bölümler birazcık zahmetli olan kısımlardı. İyice anladığını, kavradığını düşünüyorum. Bu dersimiz nispeten daha kolay olan bir ders olacak. Bitkide taşıma kısmında su minerallerin taşınması nasıl gerçekleşiyor? Organik yapılı olan besinlerin taşınması nasıl gerçekleşiyor? Buraya özgü, önemli bir bölüm olan ÖSM'ni de sormayı sevdiğim bir yer olan stomaların açılıp kapanma mekanizmasından bahsedeceğim. Ardından basınç akış teorisini söyleyip bitkilerde beslenme nasıl gerçekleşiyor? Minimum yasası nedir? Ve bitkilerde mutalis birliktelikler nelerdir? Bunları söyleyeceğim. Hazırsak dersimize başlayabiliriz değerli hocam. Şimdi bitkide taşımaya baktığımız zaman ilk olarak odun ve soymuk borusundan bahsetmek istiyorum. Ne demiştik? Odun borusunda yani kısilemde su ve minerleri taşıyorduk. Soymuk borusunda yani filan dedi organik yapılı olan besinleri taşıdığımız bahsetmiştik. Hocam su minerallerinin taşınması kökten ne iletim demetleri olan kısilem yardımıyla yapraklara doğru olacak. Hocam kök imci tüylerinde minerallerin fazla olması sayesinde kök ozmotik basıncı ne oluyor? Yüksek oluyor. Bu sayede bitki topraktan rahat bir şekilde su ve mineralleri alabiliyor. Ne yapıyor? Yağmur yağıyor ya da biz bahçemizi suluyoruz. Suladığımız zaman topraktaki suyu bu şekilde alabiliyor. Peki suyu neyle alıyor dersek suyu bizim bitkimizin kökleri ozmozla alıyor. Enerji harcamadan alıyor. Mineralleri neyle alıyor? dersek aktif taşımayla köklerini alıyor hocam. Birlikte bakalım burada bizim kökümüzdeki emci tüyümüz gösterilmiş. Kök emci tüylerinin ozmatik basıncının derişiminin yüksek olduğunu söylemiştim. Suyu ozmozla, mineralleri de az oldukları yerden çok olduğu tarafa doğru aktif taşımayla enerji harcayarak ne yapıyor? Bir kökleri alıyor hocam. Su ve minerallerin taşınmasına etkileyen faktörler var. Kılcallık var, adezyon var, kök ozmotik basıncı var, terleme, çekim var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak kılcallık ne olduğunu söylemek istiyorum. Kılcallık nedir hocam dersek? Bizim iletim demetlerimiz var. Odun ve soymuk borularımız vardı. Bu odun borumuzdaki borular ne kadar darsa bitkinin kökten suyu yapraklara doğru taşıması da o kadar kolay oluyor. Ne kadar ince odun borularına sahipsen suyu çıkartman daha basit oluyor. Burada adezyon ve kohezyondan da bahsedelim. Adezyon suyun yüzeye yapışması. Kohezyon suyu, su, suyun bir başka su molekülü çekmesi olarak adlandırmıştık. Suyun yüzeye tutulmasına adezyon diyoruz. Suyun suyu çekmesine de kohezyon olarak adlandırıyoruz. Kılcallık topraktan suyun yapraklara doğru taşınması da etkili olan faktörlerden bir tanesi. Birazdan sıralama yapacağım. En az etkili olan kılcallık olarak adlandırıyoruz. İkincisi hocam kök basıncı ya da kök ozmotik basıncı. İkisini de görebilirsin. Özellikle buraya kök OB dedi belirttim hocam. Bu önemli bir faktördür. Topraktan su minerallerin yukarı taşınmasında. Nedir hocam dersek? Bitkilerin köklerindeki emici türlerdeki kök ozmotik basıncının yüksek olması suyun topraktan rahat bir şekilde emilmesini sağlıyor hocam. Peki bitkimiz kök ozmotik basıncını nasıl arttırıyor? Tamam topraktan suyu mineralleri alıyor diyoruz. Bu kökten kökteki emici türler yardımıyla oluyor diyoruz. Bunu nasıl sağlıyor diye soruyorsan bitki şöyle yapıyor. Üretmiş olduğu organik yapılı olan besinleri nereye taşıyor? Köke taşıyor ki oranın derişimi artsın. Ya da şunu yapıyor. Topraktan aktif taşıma ile almış olduğu mineraller köklerin derişiminin yüksek olmasını sağlıyor. Kök ozmotik basıncı yüksek olduğu için bitki topraktan rahat bir şekilde su mineralleri alabiliyor. Bu arada önemli bir soru sormak istiyorum. Büyük kameraya geçtim. Hocam, kurak ortam bitkilerinin mi kök ozmatik basıncı yüksektir? Yoksa nemli ortam bitkilerinin mi kök ozmatik basıncı yüksektir? Derikleri zaman diyeceksin ki kurak ortam bitkilerinin kök ozmatik basıncı daha yüksek. Neden? Adam zaten suyla ilgili problem yaşadığı, yaşanan bir yerde yaşıyor. Çölde yaşıyor, kurak ortamda yaşıyor. Suyu zor bulduğu için kökteki ozmatik basınç kökün yoğunluğu, kökün su içme isteği çok yüksek. Kaktüs Gildiğini düşün. Yağmur yağar yağmaz bir yağış geldiğini düşün. Hemen oradaki suyu ne yapmaya çalışırlar? Kendi vücutlarına kökleriyle almaya çalışırlar. O yüzden kurak ortam bitkilerin kök ozomatik basıncı, kök basıncı daha yüksektir diyeceksin. Bir başka faktör söyleyelim. Terleme çekim kuvvetinden bahsetmek istiyorum. Terleme çekim ya da terleme kohezyon olarak da ifade edilir. İkisi de kullanılıyor hocam. Bitki stomalardan ne yapıyor? Terleme yapıyor. Stomaların gaz alışverişine yardım ettiğinden bahsetmiştik hocam. Bitkiler terlemeyle stomalardan su buharı kaybediyor bu olduğu zaman yapraklardaki ozmatik basınç ne oluyor? Artıyor. Ne demek ozmatik basınç artıyor? Yaprakların derişimi artıyor. Bu olduğu zaman yaprak altındaki hücrelerden ne çekiyor? Su çekiyor. Bir altındaki hücreler su çekiyor. Bir altındaki alt hücreden yukarı doğru su çekiyor. Bu sayede bitkinin üst kısımlarındaki emme kuvveti arttığı zaman aşağıdan yukarı doğru bitkiye çekiyor? Suyu yukarı doğru çekmeye çalışıyor. Su bir sütun halinde ne yapıyor? Yapraklara kadar devam ediyor hocam. Çünkü su molekülleri kohezyonla ne yapıyorlar? Birbirlerini çekiyorlar bu sayede bitki terleme kohezyon terleme çekim kuvvetiyle yapraktan bir molekül suyu ne yapıyor terlemeyle kaybediyor ardından kökten de bir molekül suyu ne yapıyor? Kökün içerisine alıyor. Bu sadece bitki suyu yukarı doğru taşımış oluyor. Peki şunu da soracaklar. Diyecekler ki bitkide ozmotik basıncı arttıran faktörler nelerdir? Yani bitkinin ozmotik basıncı nasıl artar? Bir, bitki telle. Telleyince su buharı kaybeder. Su buharı kaybedince bitkinin ozmotik basıncı yani su içme isteği artar. Bu birincisiydi. İkincisini söylemek istiyorum. Hocam bitki de fotosentez gerçekleştiği zaman bitki karbondioksit ve suyu kullandığı için ortamdaki suyu tükettiği için yine bitki etkinin ne hocam? Ozmotik basıncı ne olacaktır? Artacaktır diye ifade etmek istiyorum. Tekrar edelim. Bitkilerde su ve minerallerin taşınmasında etkili olan hangileri vardı? derse yani kaç faktörümüz varmış? 3 tane faktör söyledik. Bir, kılcallık dedik. Yani odun borlarının böyle incecik olması. Mesela bir pipetle mi suyu çekmek, bir meyve suyunu içmek ya da bir ayranı içmek daha kolaydır ya da e, daha böyle bir hortumla mı daha kolay çekersin derse pipette hı, dersin incecik zaten olduğu için hemen suyu bir şekilde içeceğini yukarı doğru çekmiş olursun. Bu mantıkla kılcallık Ha, düşünmelisin. Kök basıncı neydi hocam dersek bitkinin kökünün değişiminin yüksek olması. Kurak ortam bitkilerinde kök ozumatik basıncının daha yüksek olduğunu söyledim. Bitki bu kök ozumatik basıncını nasıl nasıl sağlıyor? Flüemle köke besin taşıyor, derişimi yükseltiyor ve topraktan almış olduğu mineraller sayesinde kökün derişiminin yüksek olmasını sağlıyor. Bitki topraktan su ve mineralleri alıyor hocam bu sayede. Bir de ne var demiştik? Terleme kohezyon demiştik. Hocam terleme kohezyonla bitki terledikçe bir molekül suyu buharlaştırdı zaman kökten de aynı şekilde bir molekül suyu ne yapıyor? Bitkinin içerisine alıyor demiştik. Bunları sıralarsak en etkili olan kim dersek terleme çekim kuvveti en etkili. Bundan sonra kök basıncı, kök ozmatik basıncı da diyorduk. Öbürü kimdi diye sorarsak kılcallık diye üçünü bu şekilde ne yapabilirsin? Sıralayabilirsin hocam. Şimdi geldik. Benim de çok değer verdiğim stomaların açılıp kapanma mekanizmasına. ÖSYM'nin yerinde olsam ben stomaların açılıp kapanma mekanizmasından sonra sorardım. Eğer bilirsen bir sorun yaşamadan mis gibi cevap verirsin. Bilmezsen yorum yapman da zor hocam. Bir mantığı var, basit bir mantığı var. Sana bunu göstereceğim. Şimdi stomalar, gaz alışverişini sağlayan yapraktaki gözenekler demiştik. Bunlar fotosentez yapabilen hücreler demiştik. Genelde bitkilerde gündüzleri stomaları açıyor. Ya yani bizim evin pencereleri gibi gündüzleyin perdeleri çekiyorsun, güneşlikleri çekiyorsun, ortalama ışık alsın diyorsun. Güneş gittiği zaman, akşam olduğu zaman da geceliği ne yapıyor bitkilerimiz? Stomalarımız, stomalarımızı kapatıyor hocam. Genelde bu şekilde. Peki çok şiddetli rüzgar olursa ya da hava çok sıcak olursa bitki kuramamak için ne yapıyor? Bir hormon. Hormonlar kısmında öğreneceksin. İsmini duyman yeterli. Absisik asit diye bir hormon var. Bu hormon etkisiyle bitki nasıl fırtına çıkarsa düşün. Kendi evin için düşün öncelikle. Fırtına çıktığı zaman pencereleri kapatmak istersin ki perdeler uçmasın. Evde böyle rüzgarla saçma bir akım olmasın istersin. Bitkilerimizde çok şiddetli rüzgar olduğu zaman, aşırı sıcak olduğu zaman bu durumlarda stomaları ne yapıyor? Kapatmaya çalışıyor. Şimdi gel. Bak. Stomalarda bizi ilgilendiren iki tane hücremiz var. Açılıp kapanma mekanizmasında. Bir, şu da fasulyeye benzeyen yıl yılana benzeyen, birbirine bakan iki tane fasulyeye benzeyen stoma bekçi hücresi, stoma kilit hücresi, kilit hücresi. ismi hep aynı hocam. Bekçi der, stoma der fark etmez. Sen bunun stoma olduğunu anlamanı istiyorum. Şu görmüş olduğun içerideki yılana benzeyen, fasulyeye benzeyen arkadaşlarımız fotosentez yapıyorlar. Bir de bunun etraflarında, kenarlarında epidermis hücreleri var. Bunlara da verdikleri isim komşu epidermis hücresi. Yani stomanın yanındaki komşu hücrelere komşu epidermis diyorlar. Onlar fotosentez yapmıyorlar. Şimdi stomayı açabilmek için ya da kapatabilmek için etkili olan bir mantık var. Şu, bak öğretiyorum. Eğer stoma hücrelerini derişimi artarsa, ne artarsa? Derişimi, ozmotik basıncı artarsa komşulardan ne çekiyorlar? su çekiyorlar. Su girdiği zaman da benim stoman balon gibi şişiyor ve stomanın arasındaki şu açıklık artıyor. Bu sayede diyorlar ki stoma açılmış diyorlar. Ama stomanın değil de komşu epidermis hücresinin delişimi yükselirse, bu kenardakilerin delişimi yükselirse, onların ne olduklarını birazdan söyleyeceğim. Alıştırma yapıyor şu an için. Bu sefer su komşu epidermis hücrelerine geçtiği için bizim stomamız içerisindeki su azaldığı için açık olan stoman hop ne oluyor? Kapanıyor hocam. Mantık şu nerenin delişimi yüksekse su o tarafa gider. Stomayı açmaya ya da kapatmaya çalışırken kullanacağın şey bu hocam. Anlaştık mı? Şimdi önce gündüz ne oluyor ne bitiyor bunu sana öğreteceğim. Ardından gece ne oluyor bunları söyleyeceğim. Sonra sana soru soracağım. Diyeceğim ki işte fotosentez hızı yükselirse stoma açılır mı kapalır mı diyeceğim. Sen tak deyip cevap vereceksin. Ben sana diyeceğim ki potasyumlar komşulardan stomaya girmişler. Ya da stomalar, stomalarda bulunan potasyumlar komşulara geçmiş. Açılıyor mu kapanıyor mu diyeceğim sana. Tak deyip cevap vereceksin. Anlaştık mı hocam? İyi bak şimdi. Bak gündüz değil yani güneş doğmuş güzel. Bizim bitkimiz ne yapacak? Stomalarımız fotosentez yapacak. Stoma fotosentez yaptığı zaman solunum hızı fotosentezden yüksek olduğu için hücrede bulunan karbondioksit miktarını ne yapmasını bekliyorsun? Azaltmasını bekliyorsun. Niye? Besin üretiminde kullanacak. Bu karbondioksiti kullanacak. Geriye baştan bir bileşik. Kim hocam? Glikoz bileşiğini sentezleyecek. Besin sentezleyecek. Peki bir de şunu soruyorlar. Bak ne alaka diyorsun patates gibi kalıyorsun. Stomalarda pH artarsa diyorlar. Bak pH artarsa. Hemen şunu diyeceksin. Ula bu bizim stomamızın pH'in artabilmesi için 0.14 diye yazdığım değerleri bizim stomamız gündüz değil karbondioksit kullanacağı için fotosentez yapacağı için ortamdaki karbondioksit ne yapacak? Kullanacak. Dolayısıyla pH ne olacak? Artacak hocam. Yani pH artarsa diyorsa stomada bil ki stomamız fotosentez yapıyor. Burası tamam. Stoma fotosentez yaptığı zaman ne üretiyor? Söyler misin? Glikoz üretiyor. Glikoz ne sağlar? Ozmatik basınç sağlar. Değişim sağlar. Yoğunluk sağlar. Bu birincisi. İki, stoma gündüz olduğu zaman bir başka bir şey daha yapıyor. Depolamış olduğu nişastayı, nişasta bir polisakkarit biliyorsun, hidroliz ederek yapı taşı olan glikozlara çeviriyor. Yani molekülü parçalıyor ki stomanın derişimi ne olsun? Arsı. Süper. Başka bir şey daha yapıyor. Komşu epidermis hücrelerinde bulunan potasyumlar, komşu epidermisteki potasyumlar stoma bekçi hücrelerine girmeye çalışıyorlar. Stoma bekçi hücresine taşınıyorlar. Bir şey fark ediyor musun? Amaç stomanın derişimini arttırmaya çalışmak. Bu olduğu zaman şu oluyor. Hocam komşu epidermisten potasyumlar stomalara geçti. Bizim stomamız fotosentezde glikoz üretti. Karbondioksit azalttı, perş yükseltti. Bizim glikoz miktarı arttı, potasyum miktarı arttı stomamın derişimi yükseldi. Stomamın derişimi artarsa ozmotik basıncı da artar. Su içme isteği de artar. Hemen komşu der ki komşu ver lan suyunu der. Komşudan suyu çeker. Benim stomam kapalıyken pup ne yapar? Şişer ve açılır hocam. O zaman diyorsun ki bizim komşu epidermisten stoma bekçi su geçtiği için stomadaki turgor basıncı artacak. Su basıncı artacak. Ve stomamız ne olacaktır? Açılacak. Buraya anladığını düşünüyorum. Zor yok. Ne yaptık? Hemen söyleyelim. Fotosentez gerçekleşti gündüz ışık var. Bizim stomamız karbondioksit tüketti. Su, pH miktarı arttı. Karbondioksit azaldığı için depoladığı nişastayı hidroliz edip glikula çevirdi. Hocam başka şey ne yaptı? Komşulardan stoma'ya ne geçti? Potasyum mineralleri geçti. Stomanın derişimi arttı. Komşudan ne istedi? Sen bana de. Su istedi. Suyu aldığı zaman turgur arttı. Stoma açıldı. Bu kadar. Tamam değil mi? Şimdi nasıl kapanacak? Akşam oldu. Bak akşam oldu. Fotosentez azalacak. Ne miktar artacak bu sefer? Solunum sonucunda karbondioksit miktarı artacak. Şimdi bak karbondioksit ne alaka diyorsun ya sorularda gördüğün zaman. Sebebi bu. Stoma solunum yaptığı zaman karbondioksit artacak. Bu sefer pH ne olacak diye sana soracaklar. Diyeceksin ki hocam karbondioksit artıyorsa benim pH'imin kaça yaklaşması lazım? Bu sefer sıfıra yaklaşması lazım. pH'in düşmesi gerekiyor diyorsun. Karbondioksitten kaynaklı. Ve stoma şunu yapıyor. Üretmiş olduğu glikozlar vardı ya ben bunları depolayayım diyor. Neye dönüştüreyim diyor? nişastaya dönüştüreyim diyor. Bir başka bir şey daha yapıyor. Almış olduğu stomalarda bulunan taşımaları vardı ya. Komşu epidermis hücrelerini almıştı. Bunları tekrardan komşulara iade ediyor. Alın amca olur, siz bunları geri alın diyor. Amaç ne? Amaç komşuların derişimini yükseltmeye çalışmak. Komşu epidermis hücrelerinin derişimi arttığı için benim stomamdaki suyu ne yapacaklar? Pipetle çeker gibi kendini çekecekler. Çektikleri içinde benim gariban stomam suyunu kaybettiği için ne yapacak? Hop kapanacak ve bizim stomamız kapanmış olacak. Bu dediğimi anladın mı? Aferin hocam. Bir daha tekrar ediyorum. Sulu mızı arttı, akşam oldu. Karbondioksit miktarı arttı. Karbondioksit asidiktir. Asitlik arttığı için pH düştü. Güzel. Stomamız gündüz ürettiği glikozları depoladı. Kime? Nişastaya dönüştürdü. Başka bir şey daha yaptı. Var olan potasyumları kime verdi? Komşu epidermislere. Neden? La oranın derişimi artsın diye. Komşu misin derişimi artınca bizim stomamızın neyi çekecek? Suyunu çekecek. Stomamız su kaybettiği için turgor basıncı azalacak ve stomamız kapanmış olacak. Anladın mı hocam? Bak anlamadıysan başa sar. Bir kere kez daha dinle mis gibi öğreneceksin. Ezberlenecek bir şey yok. Kafanda mantık kurunca işler yürüyor hocam. Şimdi bak uzaklaştım. Bakmak serbest. Şuradan bakmanı istiyorum. Takılır sen bak hocam. Kopya çekmeni de senden rica ediyorum. Ama sınavda, testte, denemeden üniversite sınavında çıkarsa şak diye yap. Beni hatırla hocam. Şimdi Diyeceğim ki sana akşam olduğu zaman stoma açılır mı kapanır mı? Kolaydan başlayalım. Kapanır akşam Fotosentez yok doğrudur. Gündüz olduğu zaman ışık varken stoma açılır mı kapalır mı? Ne diyeceksin? Stoma açılır. Işık varken stoma açılacak. Güzel. Şimdi biraz daha zorlaştıralım. pH artıyorsa stoma açılır mı kapanır mı? pH artıyor. Karbon azalıyor. pH artıyor. Stoma açılır diyorsun güzel. Peki komşu epidermiste bulunan potasyumlar stoma bekçilere giriyorsa stomanın delişimi artı stoma ne olacak? Açılacak. Aferin. Bir başka soru. Var olan glikozlar nişastaya dönüştürülüp depolanıyorsa stoma açılır mı kapanır mı? Ne diyorsun? Stoma kapanır Aferin. Peki depolanmış olan nişastalar hidroliz edilip glikoza dönüştürülüyorsa stomanın ozmotik basıncı artıyorsa ne diyorsun? Hocam stoma açılacaktır diyorsun. Bir başka soru. Bizim stomamızda bulunan potasyumlar komşu epidermislere geçiyorsa bu sefer stomamın ne olması lazım? Kapanması lazım değerli hocam. Bu kadar. Vallahi ben de bu kadar biliyorum. Ben de senin kadar biliyorum. Zor bir şey yok hocam. Süper. Buranın anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi birkaç şey daha söyleyeceğim. Bir, bir su bir minerallerin taşınmasının sonuna yaklaştık hocam. Terlemeden bahsedeceğim. İyi bak. Şimdi nemli ortam bitkisi var. Suyun bol olduğu yerde yaşıyor. Ilıman ortam bitkisi var. İşte su normal miktarda. Bir de kurak ortam bitkilerimiz var. Hocam nemli ortam bitkilerinde stomalar yaprağı neresindedir diye sana soracaklar. Cevabın adamın su ile ilgili bir problemi yokmuş hocam. Adam para ile ilgili bir problemi yok. Gitti yerde alışverişte şak 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 alışveriş yapabiliyor. O yüzden hocam stomalar yaprağı neresinde? Yüzeyinde. Peki az mıdır çok mudur diye stomaların sayısı dersek çok hocam. Niye? Su ile ilgili sorunu yok hocam. Sal gitsin diyor. Su buhar halinde gitsin diyor sorun yok diyor. Bak şimdi. ılıman ortam bitkisine bakıyorsun. Stoma sayısı nedir dersek? Normal hocam. Yani sayısı normaldir. Neresi nedir diye sorarsak stomaları dersek. Hem yaprağın yüzeyinde, üst yüzeyinde hem de alt yüzeyinde. iki tarafta da bulunabilir diyorsun. Şimdi gel kurak ortam bitkisine bak. Hocam kurak ortam bitkisi suyla ilgili problemi var. Güneş ışığı nereden geliyor? Tepeden geliyor. Tepeden geldiği zaman stomalar yukarıda olsa stomalar açılacak ve çok fazla su kaybedecek. Bitki bunu istemiyor. Diyor ki o zaman ben yani stomalarımı nereye koyayım yaprağın? Pek ışık görmeyen alt kısmına koyayım ki daha az terliyim. O zaman şöyle kurak ortam bitkilerinde stomalar nerede? Yaprağın alt yüzeyinde. Peki sayısı az mı çok mu? Bunun cevabını da kendin veriyorsun. Diyorsun ki hocam stomaların az olması lazım. Su kaybetmek istemediği için. Şimdi geldik hocam stomaların epidermiste göre konumlarından bahsedeceğim. Bak önce orta konumundan bahsedeyim. Şuraya bak. Hocam ılıman ortam bitkisinin stomaları nerededir? Epidermiste aynı hizadadır. Niye? Çünkü su ilgili bir problemi kurak ortamdaki gibi yok. Nemli ortadaki ortamdaki gibi de bol değil. O yüzden Soluman ortam bitkilerinde epidermiste stoma hücrelerinin konumları aynı izada. Bu birincisi. İkinciye bak şuradaki baştakine bakmanı istiyorum. Nemli ortam bitkisinin su ilgili problemi yok. Adam diyor ki ya stomayı hafif yukarı kaldıralım. Rüzgar estiği zaman, rüzgar estiği zaman suyu da buharla ne yapalım? Bol bol verelim diyorlar. O yüzden sana diyecekler ki nemli ortam bitkilerinde stoma alt konumlu mu, orta konumlu mu, üst konumlu mu derlerse cevabın üst konumlu. Niye böyle? Çünkü rüzgar su rüzgar geldiği zaman su ne yapsın? Buhar halinde gitsin. Adamın su ilgili sorunu yok demiş. Gel kurak ortama bakmanı istiyorum. Hocam kurak ortam bitkilerinin stomalar nerede? Yaprağın altında. Ve altında hatta bak hatta şöyle alt konumu çizdim ama. Şimdi yaprağın altındaysa ne olmasını bekliyorsun? Biraz daha böyle alt konumlu içeri doğru gömülmüş olmasını bekliyorsun. Stomaların ki bitki rüzgar estiği zaman kolay kolay ne kaptırmasın? Su kaptırmasın. Hatta bunun üstüne birazcık da örtütüyü serpeliyorsun ki bitki kolay kolay suyu ne yapmasın? Vermesin. Zaten suyu zor buluyor hocam. Bitkilerin bitkisi kurak ortam bitkisi. O zaman dikkat tekrar edelim. Nemli ortam bitkilerinde stomalar üst konumlu, yüzeyde. Kurak ortam bitkilerinde stomalar derinde. Bak böyle de derler. Derinde ne demek derinde? Yani hocam içeri doğru saklamış stomalarını. Mantığını anladın mı? Yani burada ezberlemeni istediğim bir şey yok. Mantık şu. Su kaybetmek istemiyorum abi. Pintiyim, cimriyim. Su gitmesini istiyorum. O zaman kredi kartlarını evde bırakırım. Yani harcama yapmamak için mesela. Ya da üstüme az nakit alırım. Ya da arkadaşlarımla hesabı ödeyeceğim zaman ben bir lavaboya kaçayım dersin. Doğru mudur hocam? Bunu gibi düşün. O zaman ortam sorun değil. Ortama göre takılıyor hocam. Ama genelde ben cömert olmanızı tavsiye ediyorum hocam. Çok pintilik sıkıntılı. Burada tamam değil mi? Güzel. Şimdi gel. Bitkilerin terleme ile su kaybettiklerinden bahsetmiştik. Hocam kalıtsal ve çevresel faktörler var. Terleme hızını etkileyen faktörler. Bir kalıtsal faktörler var. Yani bitkinin genetik yapısı ile ilgili. Bir de çevresel faktörler var. Çevreyle ilgili olan durumlar. Önce kalıtsalları söyleyeyim. Örtü tüyü çoksa ne kadar çok örtü tüyü varsa şeftali gelsin hakkına. TH dediğim kısaltma terleme hızıdır hocam. Terleme hızı ne olacak? az olacak. Bitki su kaybetmek istemeyecek. Stoma çoksa nemli ortam bitkilerinde olduğu gibi o zaman terleme hızının ne olmasını bekliyorsun? Çok olmasını bekliyorum. Hocam kütikül tabakası kalınsa, bitkide epidermisin üzerine kalın bir kütikül varsa anla ki bitki ne yapmak istemiyor? Su kaybetmek istemiyor. Terleme hızı azalır diyorsun. Son, yaprak yüzeyi genişse. Yani bitki böyle yaprakları koskocamansa e, o kadar güneş vuracak, o kadar stoması olacak. Dolayısıyla terleme hızının ne olmasını bekliyorsun? Çok olmasını bekliyorsun. Kuru ortam bitkilerinde yaprak böyle diken gibi, iğne gibi olur. Niçin? Su kaybetmek istemedikleri için. Anladık değil mi hocam? Peki çevresel faktörlerden bahsedelim. Hocam sıcaklık çoksa terleme hızı çok olur. Çok sıcak hava bitki çok terler. Serin tutabilmek için kendini. Rüzgar fazlaysa, çok rüzgar eserse bu sefer de bitki yine terleme hızına ne yapacak? Fazla olması gerekecek. Çok rüzgarla beraber çok fazla su buharı da gidecek çünkü. Işık çoksa fotosentez yapacak bizim bitkimiz. Fotosentezden kaynaklı olarak terleme hızının da fazla olmasını bekliyoruz. Tomaları açık ama bak bu önemli. Havadaki nem çoksa hava nemliyse çamaşırların kışın tele astığı zaman 3 günde kuruması gibi düşün. da böyle koyuyorsun, 1 saatte dolaşıyorsun, tık hemen tişörtün üstündeki elbiselerin çorapları kuruyu veriyor. Bunun gibi düşün. Havanın nemi artarsa bu sefer terleme hızı ne oluyor bitki için azalıyor hocam. İstanbul'da çok vardı hocam. E, hava sıcak işte nem var, nem deyip klasik bir laf vardır. Bilirsiniz. Hocam havadaki nem fazla olduğu zaman bitki bir türlü terleyemiyor. Bir de bitki bitkide strese sebep oluyor. Bizde zaten strese sebep oluyor. Bitkide terleme hızı ne oluyor? Nem fazla fazla olunca az azalıyor diyoruz. Güzel. Şimdi geldik organik maddelere taşınmasına. İnorganikleri, su ve mineralleri taşıdık hocam kısilerle. Şimdi flelme taşıma yapacağız. Hocam flelme de maddeleri taşıyoruz. Neyle? Soymuk borusuyla. Yani hocam flelme taşıdığımızdan bahsettik. Peki bu teoriye ne ad veriyorlar dersek? Basınç akış teorisi. Hidrostatik basınçta molekülleri bir yerden bir yere gönderiyorsun. Biz buna basınç akış teorisi ismini veriyoruz. Hocam şekli ÖSYM önce buradaki şekildeki hücrelerin isimlerini verdi sonra sordu. Buna A dedi buradaki yapıya B dedi buraya C dedi. Bunların sıralaması nasıl olur diye sordu. Bildiğin zaman rahatlıkla yapabileceğim bir şey hocam. Şekle bak çok basit. Solda görmüş olduğum borumuz odun borusu kısilem. Hemen yanında görmüş olduğum mi gösteren kısımdır hocam. Soymuk boyları olarak adlandırabiliyoruz. Kenar tarafta iki tane hücremiz var. Bir tanesi kaynak hücre diye geçiyor. Hiç söyler misin ismini tekrardan? Kaynak hücre. Bu arkadaşa niye kaynak diyor? Adam besin kaynağı. Glikoz üretiyor, sükroz üretiyor, besin üretiyor. Bu hücremiz genelde yaprakta bulunan beş besini üretebilen hücrelerimizdir hocam. Ne diye geçiyormuş ismi söyle bana kaynak hücre. Yani besini aldığın yer neresi ise oraya kaynak hücre diyorlar. Bir de hocam bu besini aldığın kaynak hücreden bir yere götürdüğümüz bir hücremiz var. Buna da verdikleri isim havuz hücre. Niye havuz diyorlar? Yavuz değil havuz. Orada biriktirmeye çalışıyorsun. Genelde bitkinin kökünde oluyor ama tohumda olabilir, meyve de olabilir. Yani amaç bir yere bir şeyleri biriktirmek. Hocam biz kaynak hücreden malzemeleri alacağız. Nereye doğru taşıyacağız? Söyle bakayım bana. Kaynaktan havuza taşıyacağız hocam. Besinleri depolamaya bir yere götür gerekecek. Şöyle oluyor. Kaynakta besin üretiliyor. Glikoz olur, sükroz olur besin üretiliyor. Üretildikten sonra arkadaş hücrelere geçiyor hocam. Arkadaş hücreyi hatırlıyor musun? Fileme yardım eden kalburlu borlarda madde taşınmasını düzenleyen hücrelerimiz canlıydı. Buradaki besinler arkadaş hücrelere geçiyor. Arkadaş hücrelerdeki besinlerde de enerji harcayarak nereye hocam? Bizim flüem dediğimiz soymuk borularımıza geçiyor hocam. Güzel. Soymuk borularımıza besin geçtikten sonra şu oluyor. Bir miktar suyu kimden istiyoruz? Kısilemden istiyoruz. Ya diyoruz ki acı. Sen de biraz su var he sen o suyu bana biraz gönde. Ben o suyun etkisiyle şöf dalgası gibi öyle taktık. Aklında tut. Hayalet yani. Ne yapalım? Suyla beraber maddeleri de öyle fış fış deyip ne yapalım? Götürelim. Nereden? Kaynaktan uza doğru hocam. Tekrar diyorum. Besinler üretildi. Bunlar hocam arkadaşa geçti. Arkadaşlar enerji harcayarak aktif taşımayla. Nereye hocam? Su borlarına geçti. Kısilemden su çektik. Kısilemden su çektikten sonra hidrostatik basınçla. Hidrosu demek zaten. Su basıncı etkisiyle ne yapıyorsun? Basınç Akış teorisiyle. Sen kaynaktan havuza doğru maddeleri taşıyorsun. Süper. Havuza gelince şu oluyor. Besinler önce arkadaş hücresine geçiyor. Daha sonra hocam buradan da kime taşıyorsun malzemeleri? Havuz hücreye doğru taşıyorsun. Bu olaylarda enerji harcanabiliyor hocam. Sonra şu oluyor. İş bittiği güzel malzemeleri kaynaktan havuza taşıdın. E su vardı. Kısilem diyor ki kardeş ben sana su vermiştim ödünç. Bir zahmet onu alayım diyor. Tamam amcalı diyorlar. Ne yapıyorlar? Suyu alıp tekrardan odun borusuna kısileme taşımış oluyorsun. Biz buna basın akış teorisi ismini veriyoruz. Amaç kaynaktan besin üretilen bir yerden ya da besin depolanan bir yerden malzemeleri bir başka yere kaynaktan havuza götürmen gerekebiliyor hocam. Bu şekilde basınç akış teorisini ifade ediyoruz. Bak ne demek bu gel gösterelim. Basınç akış teorisi nasıl oluyor? Kaynak hücreleri üretilen besinler aktif taşımayla nereye? Üleme geçiyor. Kalburlu boruların neyi artıyor? Ozmatik basıncı artıyor. Derişimi artıyor. Sonra ne yapıyor? Kısilemden, odun borusundan ne çekiyoruz? Su çekiyoruz. Sonra suyun oluşturmuş olduğu hidrostatik basınç etkisiyle ne yapıyoruz? Organik maddelere itiyoruz. Nereye doğru? Havuza doğru itiyoruz. Havuza getirdiğimiz zaman biz bunları aktif taşımayla havuza alıyoruz. Suyu tekrardan odun borularına geri gönderiyoruz. Buna basınç akış teorisi ismini veriyorlar. Buraya kadar bitkide taşıma kısmını öğrenmiş olduk. Şimdi seninle beraber çok kısa bir yer olan bitkide beslenmeden bahsedeceğim. Şu an için benim dakikam 25. dakikada gözüküyorum. Yani yarım saat sürmeyecek 5 dakikada bunu üreteceğim ve taşıma kısmını da tamamlamış olacağız. Hazır mısın? Bitkiler beslenir beslenir mi? Beslenir hocam. Nasıl beslenir? Ototrop beslenir. Kendi besinlerini kendileri üretebiliyorlar. Peki taya, bitkilere baktığımız zaman para, tam parazit bitkilerimiz vardı. Yarı parazit bitkilerimiz vardı. Yarı parazit bitkileri fotosentez yapabiliyorlar ama tam parazit olan canavar otu gibi, cin saçı gibi bitkilerimiz onlar fotosentez yapamıyorlar diye belirtmiştik hocam. Bunlar inorganik maddeleri topraktan alıyorlar. Bitkilerin iki tip mineral ihtiyacı var. Bir makro elementlere ihtiyacı var. Bir de mikro elementlere. Makro element ne demek hocam? Makro büyük demek. Bitkinin çok ihtiyacı olan, çok lazım olan elementler. Nedir onlar? İşte karbon, hidrojen, oksijen, azot başka klorofil pigment üretebilmek için magnezyum, başka potasyum, kalsiyum, fosfor. Bunlar bitkiye çok ihtiyaç duyulan, çok gerekli olan mineraller. Bitki bunları mutlaka istiyor hocam. Peki bir de mikro elementler var. Hani az miktarda ihtiyaç duydukları. Kim hocam? Sodyum, bakır, nikel, ondan sonra B bor Bordu yanlış hatırlamıyorsam. Bor gibi bileşikler bitkide çok fazla ihtiyaç olmayan elementler. Biz bunlara da mikro elementler ismini veriyoruz. Makro elementler çok gerekliler. Mikro elementler işte az olsa da yeterli olan elementlerimiz. Bir de hocam bitkide minimum yasası diye bir şeyimiz var. Bitkiyi geliştirmek istiyorsun, bitkiyi bitmek istiyorsun. Toprakta en az hangi mineral varsa bitki oraya kadar büyür. Bu ne demek hocam diye sorarsak. Mesela ben sana diyorum ki helva yap bana tamam diyorsun. Ee, sana diyorum ki 10 kilo yağ verdim güzel. 10 kilo işte ne olsun irmik verdim süper. İşte 100 gram da şeker verdim. Şimdi şeker az olduğu için senin burada sınırlayıcı olan malzeme şeker oluyor. İstediğin kadar fazla olsun diye Çeker şeker az olursa yapabileceğin helva da ona göre az olacak. Bak bitkinin bulunduğu ortamda demir var, kalsiyum var, magnezyum var. Sana diyecekler ki bir bitkinin boyuna bakarsak, bitkinin gelişimine bağlı olarak boya bakarsak nereye kadar uzamasını beklersin? İşte demirin olduğu yere kadar mı yoksa işte kalsiyumun mu yoksa magnezyumun olduğu yere kadar mı diye sorarsan cevabı ne? Bitkimiz nereye kadar? Magnezyum miktarı kadar gelişebilir. Neden? Çünkü minimum hangi mineral varsa bitki o kadar gelişebilir. Diğerlerinden de aynı oranda faydalanabilir biz buna minimum yasası ismini veriyoruz. Peki bitkilerde mutualist birliktelikler var. Bitkiler kimlerle hocam? Baklagil köşi, kökünde yaşayan azot bağlayıcı bakterilerle ve mantarlarla karşılıklı fayda sağlayan birliktelikler. Mutualizm örnekleri gösterebiliyorlar. Bir tanesini söyleyelim. Nodül demek beze demek zaten. Hocam baklagillerin köklerinde yaşayan azot bağlayıcı bakteriler bitkiye havadaki azotu bağlayıp nitrat tuzu şeklinde veriyorlar. Nitrat tuzunu bitkimiz ne yapıyor hocam? Amino asit sentezinde. Azotlu organik Bas sentezinde adenin, guanin, tozin... ve vitamin sentezinde kullanabiliyor. Bu, bu, duruma karşılık da bitki diyor ki kiracı olarak ben sizden burada yaşamanıza izin veriyorum. Üretmiş olduğum besinlerden bir kısmını da glikozlarına size verebilirim diyor hocam. Bu şekilde karşılıklı bir ne var? Mutalizm görülüyor hocam burada. Bir de ne var dersek? Mikoriza var. Mikoriza mantarla bitki arasındaki birlikteliğe verdikleri isim. Bitki diyor ki bana topraktan su mineralleri sen emmeme yardım et. Ben de sana karşılık olarak ürettiğim besinlerden vereyim diyor. Bitki köküyle mantar hifleri arasındaki birlikteliğe mikoriza ismini veriyorlar. Hocam topraktan bu sayede fosfor alımını, su ve mineral alımını bitki kolaylaştırmış oluyor mantarla karşılıklı olarak. Bu da bir ne örneğidir dersek? Bu da bir mutualizm örneğidir. Yani bitkilerle mutualist birliktelikler ne yapabiliyormuş? Kurabiliyorlarmış değerli hocam. Şimdi ne yaptık seninle beraber? Kolaydı dediğim gibi. Diğer bitkisel dokulara kıyasla daha basit olan yerler. Su ve minerallerin taşınmasından bahsettik. Kılcallıktan, kök basıncından, terleme çekim kuvvetinden bahsettik. Sonra stomaların açılıp kapanma mekanizmasından bahsettik. Çok değerli olduğunu söylemiştim hocam. Kurek ortam ve önemli ortam bitkilerinde stomaların sayısı, bulundukları yüzey ne tarafta oluyor? Sonra stomaların konumları nasıl oluyor dedik. Sonra terlemeyi etkileyen faktörlerin ne olduklarını söyledik. Organik maddelerin taşınmasına basınç akış orasıyla anlattıktan sonra bitkileri nasıl beslendiğinden bahsettik ve bu dersimizi tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde bitkide büyüme ve hareketten bahsedeceğim. Oksin, giberellin, stokinin etkilenme, ve hormonlarından bahsedeceğim. Yine iki sayfalık notumuz var. Ardından bitkide hareket, tropizma ve nasi deyip yolumuza ne yapacağız? Devam edeceğiz değerli hocam. Buraya kadar sabırla dinlediğin için çok teşekkür ederim. Bu kadar emeğe karşılık videoyu beğenmeni senden rica ediyorum. Abone değilsen de zaten ele bile abone olmayıp izleyenler kalbimi yer alıyor bildiğin üzere. Abone değilsen de abone olmanı senden rica ediyorum. Bir sonraki dersimizde de görüşmek üzere. Editleyeyim çabucak size bunları ulaştırayım hocam. Kendine iyi bak çalışmaya devam et. Bitki biyolojisinden AYT'de de ÖSYM son 5 yılda 2 ila 3 tane soru soruyor. İnşallah 3 tane biyoloji sorusunu AYT'de de buradan bu bitki biyolojisi inden yaparsın hocam. Tekrardan teşekkür ederim destekler için görüşmek üzere. Sevgilerle. Bye bye.